Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Şık şık şık, bağıramıyorum, saat sabahın 4'ü. Şimdi size Fırat Bey kombin gösterileri yapıyor. Ceyda Hanım aldı bunları. Bunları derken bir tane daha almış. Çok mutluyum. Çok doğum güzel. Doğum günü hediyesi aldım sana. Kendimi küçük bir Meksikalı gibi hissediyorum. Yakıştı yalnız ha. Yakıştı evet. Benim arkadaşlar istersen tarzım olabiliyormuş. Yeter ki eşim seçsin. İstersen değil yani. İstersen. İşte aynen. Yeter ki eşim seçsin. Yeni canım, program. Günaydın. Günaydın. İstersen tarzım olabilir. İsim babası benim. Sunucular giydiriyor herkese. Herkesin bir tane giyicisi var. Siz her sunucu... O yapıldı. Ha. Ona benzer bir şey buldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar bugün daha önce bahsettiğim spa videosuna gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Afyonkarahisar'a tabii ki de aynı zamanda sucuk videosu olacak ve yemek videosu olacak bu. Benim daha Afyon patlamadı ama henüz. Patlamaz normal. Utku'yla elini alacağız. Belini. Yunus da dahil olacak. 5 kişi komple gidiyoruz evet. Abi bu sefer. Dedim ki herkes girsin su şifalı sulara. Akşam böyle uyuyabiliriz şifalı sudan. Tabii ama olmaz. Neden? Çünkü zaten çok kısıtlı vaktimiz var. Gece uyumayacak mıyız bir şekilde? 2'de yattım şu an saat 4. Ben 9'da yattım 4'te kalktım. Fırat 1 yani gerçekten muazzam uyudun ya. Sadece bir günümüz olduğu için yani ertesi gece döneceğimiz için uçak biletini ona göre ayarladım. Konya'ya gidiyoruz. Konya'dan 3,5 saat arabayla Afyonkarahisar'a geçiyoruz. Küçük bir road trip. Eğlenceli. Hep beraber. Ailecenek. Oradan sonra işimizi bitiriyoruz. Tekrar Konya'ya dönüyoruz. Havalanıyoruz. Yok mu buradan direkt gidiş? Buradan direkt Kütahya'ya vardı ama dönüşü yanlış saatti. O yüzden Konya'ya aldım. Vallahi 9 gündür rejimdeyim. Bugün yiyeceğim. Yiyeceğiz tabii. 9 gündür değil. 8 gün. Rejimdeyim diyor. Rize'den şey geldi. Sütler çiğdim. Öpüttür onları. Öpüttür mü? Çocuk ta Rize'den getirmiş. Yunus Rize'de yediğimiz sütlaç var ya. Elim ayağım titredi sabah sabah. Ondan getirdi ya bu kadar güzel olamaz bir sütlaç. Hala iddia ediyorum. Dünyanın en iyisi. Abartayım da biraz. Ama öyle. Belki daha iyisini yemedim. Arkadaşlar gidiyoruz. Cancıklar! Ne yapıyorsunuz? İyi bakayım neler giydiniz? Kalın kalın giymiş miyiz? Kalın kalın giyin. Evet bayağı bir şey aldım yanıma. En kötü 3 tişört bir... Sponsorumuz Türk Hava Yolları olduğu için GIP'den giriyoruz çok güzel bir noktadan. CIP? CIP, GIP. GIP daha güzel. Fıstık gibi bir giriş yapacağız havaalanına. FBI'den giriyoruz yanlış anlamışlar. Hızlı seri bir giriş. Fıstık gibi giriş nasıl oluyor? Sağ olun Usku Bey. Size değil, Ceyda Hanım'a. Teşekkür ederim. Ben karıma getirdiğim için mutlu oldum zaten. Teşekkür ederim. Hadi gelin. Tamam geliyoruz. Bir şey anlatacağız. Şimdi tabii lounge'dayız. Türk Hava Yolları sponsorluğu var bu videomuzda. Efendim selamlar. Kendilerine de selamlar. O yüzden size çok güzel bir şey anlatacağım. Çok işinize yarayacak. Yine sizi saatlerden kurtaracak. Geçen sefer mobil uygulamadan taktuk girmeyi anlatmıştık içeriye. Evet. Şimdi diyelim ki uçuş iptal oldu. Tarife değişikliği oldu. Hava muhalefeti. Muhalefet oldu hava bir şekilde bir şeylere. Hava olur. Bu durumlarda ücretsiz iptal veya ücretsiz değişiklik yapabiliyorsunuz. Ama bunun için satış ofisine gittim, telefonla aradım, bilgilerimi verdim. PNR, isim, soy isim, bilet numarası. Uğraşmaya gerek yok. Mobil app'ye giriyorsunuz, evet. Bilet yönetimine giriyorsunuz. 5 dakikada işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Önemli olan burada bütün bunları yaparken ücretsiz olması. Bu durumları size Türk Hava Yolları SMS'le, e-mail'le app'den haber veriyor. Fakat bilgileri güncel tutmak lazım. Bunları güncel tutalım. Onları bir güncelleyelim. Aşağı ben linkini koydum, indirdiniz. Ve güncel doğru bilgileri girmemiz lazım. Çok önemli. Ben yanlış bilgi girmiş bir adam olarak biliyorum bunu. Sonra niye haber gelmiyor diyordum. Evet. Aradım bir tane firma vardı. Dediler ki beyefendi telefon numaranızı bulur mu? Yok. Benim öyle bir numara. Adamın birine sürekli araç kiralamaydı. Onun aracınız iptal bilgisi gidiyormuş. Bunları yaşamamak için efendim aşağıdan da indirebilirsiniz. Yani büyük kolaylık bir de şimdi bakınca. Tabii canım bir de mil biriktirmek hocam. Milciyiz. Ben ki az teknolojiyle alakalı biri olarak... Şu an benim işimi kolaylaştırdığı için sevdiğim bir uygulama. Uçuşumuza bir saat var. Ben çok güzel her şey. Ben şimdi poğaça yiyeceğim. Poğaçasını yiyecek. Bana poğaça almaz beraber ikimiz kullanacağız arabayı. Tamam. Nasıl aynı anda birlikte mi oturacaksınız direksiyonu? Nasıl bir şey? Ben gaza basacağım o çevirecek. Kucağına oturmuyorum. 3,5 saat oğlum ya çok uzun tamam mı? Hadi geliyoruz tamam. Oğlum duvarı orman yapmışlar. Mükemmel. Mükemmel. Çok dikey bahçe. Ama zaten o yapay. Yapay mı o? Öyledir herhalde. O zaman çok güzel yapaylar, çok gerçekçi duruyor. Gerçekçi çok. Yapamadım, espriyi çünkü yapamadım. Çünkü herkes kendi işini yapsın bu arada. Kurbasan mı yiyorsun? Ya lümpen bu çocuk yemin ederim ya. Bulduğum yerde yerim abi. Bir de güzel kurbasanmış ha. Türk Hava Yolları'ndayız ya. Git şuradan poğaça al ya. Türk işi bir şeyler al, simit al ya. Poğaçam da var. Bak karımın simit yiyor. Ona ben simit aldım seviyor diye. Çok güzel. Çay aşırı iyi. İnanılmaz. Değil mi? Bütün çay mis. Türk Hava Yolları'nın çayları çok güzeldir. Artık onu neden bilmiyorum. Güzel. Ama gerçekten çok güzel. Sponsorumuz olduğu için. Yakıştı üzerindeki. Bir yakışıklı oldum bugün.
Evet evet bir şey var. Sen buraya özel giyinmişsin. Launch'a geliyoruz diye şey yaptım. Launch? Güzel yermiş ha. Sponsorluk iptal. Hadi sen de kapat ye. Zaten çok uzun yolumuz var çünkü, tamam. For your own safety, we kindly remind you to keep your seatbelt fastened while you remain seated and be careful when opening the overhead bin. Thank you. Sofistike Albayrak. Ben de Harry Potter, Ateş Kadehi dinliyorum ama sesli kitap. Oo, gökyüzü çok güzel görünüyor. Turuncu, sarı, beyaz, mavi. Şey değil mi, kırmızı gökyüzü birazcık bile pembe görünce hemen koştur koştur fotoğrafını çeken kişi. İstanbul'da özellikle yanlışlıkla hava 2 saniye pembeleşmeye görsün. Beni şu an hiç kimse duymadığı için sadece ben ve siz konuşuyoruz. Ne Fırat duyuyor sesten, ne Yunus çekiyor ama bir şey söylüyorum böyle duruyor bak. Sesli kitap mı, el kitabı mı? Yorumlara beklerim cevabınızı. Yalandan yoruma yönlendirmeci kişi. İyisin inşallah, bir şey mi getiriyorsun? Kulaklarım tıkattı. Geviş getiriyor gibi gözüküyor aşkım. Kulaklarım böyle açılır arkadaşlar, teknik. Nerede öğrendiniz bu tekniği? Denizin altına daldığımda yapardım. Ne zamandan beri dalıyorsunuz? Seninle evlendiğimden beri dalmıyorum. Benden evlenmeden önce dalıyor muydun? Evet. Dalıyor. Ne kadar uzaklara? Çok fazla değil. Yine D ile cevap vereceksin. Niye? Bir vibe geldi. Kitabımı okuyacağım, beni rahatsız etmeyin. Ha, egzamama iyi gelecek bu şey. Termazulara dalmaya gidiyorum. Termazulara dalmaya gideyim. Çıktık yola. Çıktık yola değil, geldik Konya'ya önce. Çıktık yola. Konya yolundayım. He, Konya yolundayım. Ters gidiyorum bile, biliyor musunuz? Ne konuda? Burası ters yönmüş. Eyvahlar. Ya o kadar şaşırmıyorum ki. Ya. Okey, uzun bir yol bizi bekliyor. Kaç saat? Aa, 2 saat ya. Bir şey değil. 43 dakikayı saymadım ama. Aynalar devasa lan. Tamam, aynalar devasa. Başladık yine, araba kiraladık. Evet, evet, evet. Hep bir araba. Hep. Hayır, hayır. Ben orada saat... Ömer abinin jipi kullandım. Jip hayatmış. Çok rahat bir olayı varmış jipin. Oha, yollar ne güzel lan. Konya Konya yolundayım. Neyse, Konya'yı pek göremeyeceğiz galiba. Direkt Konya'dan çıkış yapıyoruz. Otele girmeden önce acıkmış olacağımız için bir tane güzel böyle bir değişik kebap gibi bir şey var. Ona gidelim, onu sabah yiyelim. Umarım tandırdır o. Tandır, tandır. Üf. Ama arada başka yemekler de yapıyormuş. Bu arada masaya ne gelirse onu yemek zorundaymışsın. Buradan sipariş döneceksin, dönecektin. Sipariş veremiyorsun yani. Ben anladın olmasam. Mı? Vallahi Ceyda var ya. Ve masaya bir tane soğan geliyor abi. Evet. Adeti bu. Oradan tatlıyı yeriz, sonra otele geçeriz. Otelde bir spa. Spadan sonra küçük bir masajımız yok mu? Şimdi Bali masajı diyorlar mesela. Gidiyorsun. Aa, acaba okay. Bali masajı. Kütürdetene kadar beni yoğursunlar istiyorum. Öyle bir masaj buradan mümkün olabilir. Şu sesleri çıkarmam lazım. Ah, oh, oh. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Şey diyorum. Ne zaman bitecek? Sıkılıyorum Allah Allah ya. Bam güm girmesi lazım bana. Seni hamama götürelim. Heh, bana hamamcıyım. Yo, hamam güzel. Bir kere gittim ben. Bir kere gittim hayatımda. Burada da var. Burada da gireriz bir hamama. Çok sıcak ama. Çok sıcak ama. Acıktım. İleride. Bekleyeceğiz biraz. Kayıplarımız var. Utku Balkan ve ben yolumuza devam ediyoruz. Hepimiz acıktık. O zaman kapatıyorum. Bundan uykusu devam etsin arkadaşlar. Gastronomi şehri Afyonkarahisar hoş geldiniz diyor. Göreceğiz, göreceğiz. Şimdi çok çeşitli yemekler var. Değişik olarak böyle ev yemeği gibi olanlar da var. Biliyorsun öyle şeyleri tatmayı sevmediğim için listeye eklemedim. Farklı tatları, farklı sucuk çeşitleri. Keşke yeseydik değil mi ama sonra? Keşkek eklemedim ya. Ben keşkek sevmem ki. Şey hatırlatıyor bana keşkek. Amerikan filmlerinde böyle hapishanede pus diye koyarlar ya böyle. Onu hatırlatıyor. O yüzden sevemiyorum abi. Afyonkarahisar. Egzamanıza iyi gelecek. Afyonkarahisar. Sen yapma. Sen olmuyor sen sesin. Afyonkarahisar. Sen yapma dediğiniz yer. O şey hafif nezle gribimsi yapacaksın. Afyonkarahisar. Soda gibi suyun buluştuğu yer. Ceyda seninki niye şöyle? Afyonkarahisar. Sana ne ya? Sana ne? Ben böyle tercih ediyorum. Afyonkarahisar. Ceyda inşallah o suyu içmezsin sen. İnşallah. Soda fanı ya. Çok seviyorum soda. Afyonkarahisar. Bir daha geliriz ama değil mi? Dediğiniz o nokta. Afyonkarahisar. Konya'dan uzun sürüyor dediğiniz yer. Afyon'da havalimanı yok muymuş? Afyonkarahisar havalimanı yok muymuş? Afyonkarahisar havalimanı olmayan ama havadar bir nokta. Havalimanı dedin. Evet. Havalimanı. Sen karışma, sen yapamıyorsun zaten. Afyonkarahisar. Seninki olmuyor. Bu rüyasında yemek yediğini görmüş. Evet ya. Afyonkarahisar rüyalarınıza girer. Bol sucuklarım. Çabuk kendimizi mekana atalım, donuyorum. Bacaklarımı hissetmiyorum galiba. Yürüyor muyum bayağı şu an? Bayağı soğuk. Soğuk değil ki.
duman çıkıyor mu? Eskişehir soğuğu gibi değil ama. Belki seversin burada yemeği. Altında da inanılmaz güzel bir pilav var. O yağı akacak tandırın altına pilavın. Ben bir şey diyeceğim. Rüyamda pilav gördüm. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Oh. Çok severim soğan. Acı. Çok fena oldum şu an. Yani yorum bile yapamıyorum şu an. Çok iyi ama bana. Şöyle söyleyeyim. Kokulu bir et. Senlik değil bu. Benlik asla değil ama bu ekmek nedir? Pilav çok iyi. Burnumdan çıktı soğan, yemin ederim. Oo, benim de. Ben tandır çok sevdiğim için tabii. Hani ağır evet ama muhteşem lezzeti. Çok tandır yememiştik. Bu şakayı yapmıştın daha önce arkadaşlar ya bazen. Ama yani tandır yerken yapmam evet. Ekstra bir etkiledi. Sadece bunu yapıyor yıllardır. Belki 60-70, belki 80 yıldır açıktır. Sorarız. Bence keselim çünkü bunu bitireceğiz gibi duruyor. Sen de ye. Doymazsan sana bir tabak daha söyleyelim. Ama başka yerlere gideceğiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Buranın en ünlü şeylerinden birine gidiyoruz. O gördüğüm fotoğrafı. He. Vişneli, kaymaklı, ekmek kadayıfına gidiyoruz. Bak enerjim yerine geldi, fark ettiniz mi? Karnını doyururuz seni. Sen et yemiyorsun sabah sabah. Ama başlangıç çok güzel oldu. Senlik demek gibi. Beynime şey. Beynime şu anda kan girdi. Böyle bir yukarı doğru yayıldı. Çok beğendim. Sen senden beklemezdim çok... ya. Ben de kendimden beklemezdim. Şimdi biz bu arada aşçı bacaksız diye bir yerdeydik. Çok tatlı yer ya. Mekan da güzeldi. Güzel. Ben öyle et sabahları tabii yiyemediğim için ama artık belli ki beğeni şeyim biraz çıtlamış benim. Beğeni eşiği. Her şeyi yerinde yemekten birazcık şey olduk biz artık. Benim aradığım şey şu. Yiyeceksin. Yiyeceksin ki ben buraya bir daha gelmeliyim bu şehre bunun için. Bir sürprizle falan karşıma çıkarsın diye ikinci tabağı istemedim ha. Yoksa yerdim tamam, yani. Tamam. Çeşitli sürprizlerim olacak. Bu arada akşam... 230 TL'm tuttu. Ama iki içecek var bir de. Evet. Bence 100 lira. 15 olur. Ya et yani bu sonuçta. Tabii. Bayağı et. O yüzden normal. Şu an araba soğan kokuyor. Oh. Ekmek kadayıfı yemeye gidiyoruz. Of. Ama vişneli. En sevdiğim. Afyon'un ekmek kadayıfı değil ama kaymağı meşhur. O yüzden kaymakla olan bütün tatlıları yapmışlar. Peki ben tuzlu bir şey yiyecek mi orada? Tuzlu. Tamam, sana da bakacağız bir şeyler. Allah. Kafanızı vurdunuz lan. Hayır hayır. Keşke vursaydınız. Afyon tatlı. Aftat mı? Aftat, aftat. Kabak mı bu? Buradaki ne? Sucuk sallanıyor. Kendime bir sucuk istedim, kusura bakmasanız. Bakmadık, bekliyoruz sonra sucuğunu. Sonra tatlıyız. Bakmıyoruz. Hem bakalım buranın sucuğu nasıl diye. Çeker misin şurayı? Lokumcular, kaymakçılar diyarı. O kadar rahat oturmayın. Böyle oturalım hep beraber. Daha nereye gitsin adam? Bir dakika, bir dakika. Bunu göstermem lazım. Göster, göster. Uyuyor, ona göre yani. Baksana yamulttu hatta duvarı. Duvara şop mu yaptın lan? O duvar canlar, sevgili canlar, o duvarın arkasından soba borusu geçiyor. Isınmak için dayandı oraya. Orada bekliyor, ona göre biz oturuyoruz. Yani koca masanın şurasında oturuyoruz. İnanılmaz hafif bir sucuk. Çok hafif. Oturup bir kangalı tek İnanılmaz başına yersin hafif. Bak. O kadar. O yüzden şaşırdım şu an. Köfteye benziyor. Abi ekmek. Ekmek ver biraz. Köfte gibi oğlum. Gerçekten afyon sucuğu diye bir şey varmış. Ceyda biz biraz girdik ama böyle. Ekmeğimi niye aldın? Ona bakalım tarzına. Altta da biraz girsen iyi, aldım. Bırak ekmeği lütfen. Dur bir tane. Ekmeğini mi alıyorsun karımın? Sucuğu niye? Tamam, şöyle, dur şöyle yapayım. Şöyle olur mu? Ben tamam. Onu yapmayı çok istiyorum. Oğlum bunun mangalı uzuyor ya. Öf 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 öf. Gerçekten baharatsız sucuk. Hafif bir acılık ama, var ama. Kıyma gibi değil mi? Değişik evet. Bir şey yani. Öz hafifçesin. Güzel, ben de çok beğendim. Ama tabii ben başka yerde yedirecektim size. O ayrı ama bu da çok iyi. Ben şimdi Yunus'a şöyle bir şey yapacağım. O değil, şunu ver şu çocuğa. Güzel, büyük ver. Şimdi bir tane de şunu al direkt. Sen ablana bakma. Sucuğun tadını bir hisset. Çok yağlı da değil bu arada. O zaman şimdi tatlı vakti değil mi? Aa, onu çek tabii. Çabuk kaymağı böyle laps böyle. O sesi yakın al böyle. Tamam, koyarım sesi ben. Ben yapıyorum, sen koy üstüne. Vişneli mi daha iyi görünüyor, sade mi? Sade. Çabuk söyle. Sade dedi zaten. Kaymak nasıl? O ses çıkardı mı? Koyabileceğim yer var mı orada? O zaman yapıyorum yeni sesini. Tamam, yeni ses koy. Oo, ha, ekstra ödülüm. Değişik bir şey de var. Kabağımız meşhurdur. Bu da benim ikramım efendim. Ha, evet. Her yerde niye kabak var diyorduk. Biz birer tanesi dedik, dört kişi yiyeceğiz dedik diye bize öyle bir biraz büyük koymuşlar. Bakabilir miyim tadına sıra bende mi? Yoksa sen hepsine tek tek baktan sonra bize hepsine bir sıra. Hepsine tek tek bakacağım. Neden? Kim karar verdi bu sıralamaya? Çok da ciddi ama. Hani genelde tatlıları ben karar veriyordum. Yok, kaymak güzel ama ekmek kadayıfında çok takılmıyorum. Nasıl takılmıyorsun? İşi kaymak ve kadayıf. Vay. Çok zorlanıyorum şu an yalnız. Yanlış şey yemeye gelmişiz. Geri dönelim o zaman. Ben hayatımda bu kadar iyi kabak yemedim. Çok güzel. Ekşilik oranı iyi mi? Ha yani. Benim için önemli olan o. Vallahi abiye söyleyeyim. Seni bak sucuk niyetine kızartırlar bak. Acayip güzel. Şimdi asıl noktaya geldik Ceyda Hanım. Kendinizi başka evrenlere bırakmaya hazır olun. Ceyda Hanım.
Ceyda Hanım. Kendinize gelin Ceyda Hanım. Oğlum bu ne? Sırası geçen yemeğe devam edebiliyor mu? Dur bitsin zaten yumulacağız yavrum. Birer tane daha söyleriz ama bu olay bu. Bunlar varken bu olmaz. En sevmediğim şey bile kabak tatlısı. Benim de en sevmediğim şey kabak tatlısıdır. Olmuş. Beni tutuyor falan. İşte bahsettiğim şey bu. Bir yerde yöreye gittiğin zaman böyle bir tat alırsın. Çok kaymak alıyorum. Kaymağımı sayıyor orada ya. Evet ama bak. Bak sofistike yorum şey oluyor. Bir şey söylüyor ama diyemez. Kesinlikle içinde o lif yok abi. Lif o lif yok. Olmadığı için kabağın çok iyi. Kabağın pişme şekli ve cinsi önemli. Bunun iyi bir cinsi. Vaa bayağı iyiymiş ya. Krema gibi. Yani ne umduk ne bulduk. Bakın güzel bir sucuk yedik şans eseri. Evet güzel hem güzeldi ve yedik. Tatlılar çok iyiydi. Uf. Beni kabağa gömebilirler. Kabağın içine oyup beni koysunlar. İyi bari şimdiye kadar çok iyi gidiyor. Kabak çok iyi ya. Bir ara korktum. Kabak çok ne iyi. Ne yiyeceğiz hani şimdi öbür video gibi olmasın diye korktum. Çok iyi. Orada biliyorsun yedirmedi beni Bursa'da. Bakalım bundan sonra nereye götürecek Fırat Bey bizi. Vay be kabak da kabakmış ha. Kaç para ödedik? Sorun şurada. Çok ısrar ettiler almadılar. Ben 300 lira bıraktım. Yani 300 lira tutar diye düşündüm. Ki biraz az koymuş olabilir miyim? 3 tatlı sucuk var az koymuş. Şimdi bir gittiğimiz yerde bakalım fiyatına sucuğun falan oradan değerlendiririz. Ona göre geri dönüp onu mu vereceğiz? Bazen de insanı kırmak da ayıp oluyor. O yüzden ben diyorum ki ben tip bırakayım diyorum. Ha. Kafamdan hesaplıyorum. Kafadan hesaplayıp tip bırakıyorum. Adam diyor nasıl bir hesap yaptı acaba? Sucuk yedi, şey yedi, yok aslında. Hani neye dayanarak ya? Oğlum buralar yan yana sanayi gibi ya. Sucuk sanayisi ve lokum sanayisi. Sen sakin ol. Ben aslında sucuğu başka yerde yedirecektim. Sucuk döneri ayrı yerde yiyeceğiz. Sucuk gömme yiyeceğiz. Memnun kalacaksınız. Kalmazsanız zaten parayı umurumda. Çok da tıt. Ünlü modacı Fırat Bey'in dostlarıyla hafif rapçi Tom Meister'ın. Bunu ne iş yapıyor pek bilmiyoruz. Gereksiz yanımızda gezdiriyoruz. Man. Bu da modacım. Kıyafetlerimi tasarlıyor. Bu da benim cool yapım. Gaz veriyor bana şarkılarımda. Spa. Burada da var. Termal suyumuz. Aşağı indik böyle bir şey yok. Gerçekten çok güzel. Biz şimdi burada Enci Afyon diye bir otele geldik. Sponsorumuz değil bu. Sadece onlardan izin alabildik. Yani bu odada çekme hikayesini. Spa'yı çektirmiyorlar haliyle. İnsanlar rahat rahat takılıyor. Burada özel oda var. Bunların hiçbirinin haberi yok. Sordum egzamama iyi gelir mi dedim. Buradan dedi porselen gibi çıkarsın. Çünkü Güral porselen. Ya ya. Of. Espriler karımın. Sen rapçi misin şimdi bugün? Modacıydı kapı açıldığında rapçiye döndü. Ben biraz döndü. Şeye de benzemedim mi? Kısmetse Olur'da bir tane çocuk var. Rapçi mi o bilmiyorum. Kısmetse Olur'u mu izliyorsun sen? Ya izlemedim ama karakterlerini kimler biliyorum yani. Yalnız ceketin çok güzel ya. Evet evet. Ben aldım. Otele de uydu bak otelin rengindeyim. Bir duvara yapış böyle. Harbiden ha. Girsem görmem seni yani. Hayır otelin fotoğrafı bu. Tam olarak şunu bana kullanımını gösterir misin? Sabah uyandın. Maillerini cevaplıyorsun. Çekil gerçek kullanımını göstereceğim. Benim için tasarlanmamış çünkü ben göremiyorum kendimi. Şöyle makyaj yapılabilir. Hadi spa'ya iniyoruz. Ah burada mıydınız? Hoş geldiniz spa'ma. Come come. Misafirlerimiz geliyor. Buyurun. Bir fırtal. Geçin geçin. Arkadaşlar spa'mız. Eşek seni. Spa. Çok sıcak zaten bir şey yapmayın. Soğuk şaka yapayım ki birazcık içeriz. Bu ne oğlum? Suyumuz 40 derece. Pelikanlarımız burada. Cool. Pelikan ne ya? Pelikanlım. Kalbim. Oh, bir tane nane patlatmışlar. Ama. Olan yarabbi. Bir kapatalım onu halledeceğiz. İçeride nane patlattı. Yunus sen yani. Kızlar oğlanlar gelin. O hamamdan bu hamama çirkefe saçıradı. Ben mikrofonu nereye koyacağım? Benim bir fikrim var abi. Evet. Sonunda dolayabiliriz. Sırtında senin ne var? Ne var? Krater çıkmış oğlum sırtında. Belli kraterleri var çünkü bu konularda. Aa giriyor. Bu su sıcak değil. Nasıl değil? Ben basıyorum bunun sıcaklığı gelmemiş çünkü henüz. Şifa olsun bir parlama geldi sana. Bir şey oldu. Yani hiçbir değişiklik yok vücudumda. O kurnadan. Ay bu oranın bu şarkısı değil. Bu oranın şarkısı değil. Ceylan şey sucuk gibi olmuş. Çok sucuk. Arkadaşlar aralarında eğleniyorlar. Bunu dışlamışlar. Ya yazık. Murat. İyi misin? Gel gel. Bunun üstündeki suyunu at da bari kokusunu versin. Burası çok iyi yalnız. Yunus tam kapat onu. Tam kapatma, kork
Tam kapat. Tam kapat. Yav. Ya burada böyle şey, travmalarını falan atıyorsun sanki. Arkadaşlar. Üzerimden travmalarım su olarak akıyor. Bu 40 derece olamaz. Oğlum bir şey oldu bana. Kayısıyorsun değil mi sana? Rahat. Gözlerim açıldı. Bu ne oğlum ya? Islanmış Rita gibi. Abi. Islak Rita. Biz giremeyiz diye onlar biraz serin yapmışlar. Dedim ki Fırat geldi buraya. Kaplıca çocuğu. Bastılar sıcağı. This is it. İşte bunun için geliyorlar Afyon'a. Tamam, organlarım iyileşti. Çok güzel işte bu. Ama girdikten sonra bir güzelleşti bak. Oğlum çok güzel işte. İşte bu mesela. Gerçekten şey. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 dakikadır içinde oturuyoruz. Benim bütün problemlerim halloldu. Benim problemlerim başladı yalnız biraz. Egzamayı bitiren formüller adlı kitabım yakında çıkıyor. Egzamayla nasıl savaştım? Volüm 1. Ya kitap... Sen bir dakika, rapçiydin, modacı oldun. Şimdi kitap yazıyorsun. Egzamacı oldu 5 dakikada. Egzama doktoru oldun. Ha, doktor oldum ben. Sadece egzamaya bakıyorum. İsminde for egzama. Doktor for egzama. Çalıştırın oradan makineye gelsin. Ne oluyor ya? Gel, hamama gidiyoruz seninle. Sana kese atacağım, gel. Çek oraya. Sıcak mı soğuk mu? Ölüksü. Sıcak mı soğuk mu? Niye zamanında videoları yetiştirmiyorsun ha? Oh! Hayır, oraya pey yok. Neden salıları video çıkmıyor ha? Seni. Tık! Sen bana bak, sen bana. Ha? Utanmaz. Seni cancık, seni. Seni utanmaz, seni. Yandım ona. Seni. Çok. Bravo. 6 saat video diye alacak mı bir daha? He? Çok sıcak. Beni cancık. Oğlum yandım. Seni. Tam Murat yanıyorum. Murat yanıyorum. Seni utanmaz seni. Dur seni. Geçeleyim. Alan durma. Hayır basamazsın. Geç otur. Ağzı bitmedi. Alan durma. Ne oluyor ya? Çok güzel yıkadım aşkım bu bunu. Bu arada Enes Çaplanık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor efendim. Onlar canlı. Bir de cancıklar var. Cancık geliyor, izliyor, keyif alıyor. Bir abone olayım yok. Ne var yani abone olsan? Eğleniyorsun şurada. Karşılığında bir yapacaksın. Tık. Canlar termal suda sıcacık oluyor. İçi ısınıyor, kemikleri rahatlıyor. Cancıklarsa termal su diye giriyorlar, haşlanıyorlar. Ah, mutlu musun? Seni utanmaz seni. Sana unutulmaz pazar manyolarını tekrar yaşattım. Birazdan şahane pazar izleyeceksin. Şimdi arkadaşlar, normalde masaja gidecektik ama cancıklar acıktığı için araya yemek sokuyorum. Sonrasında masajımıza ineceğiz. Saatin ileri yattım. Nasılsın? Gevşek. Mükemmel bir şeymiş değil mi? Gevşek. Müthiş bir şey abi. Hiç banyo gibi değil. Harika bir şey. İnşallah herkesin senin gibi tur rehberi olur hayatta. Tabii bedava tur rehberi. Hı-hı. Çok iyiyim ben. Ben çok mutluyum. Nasıl bir rahatlama ama? Hafif hissetmiyor musun çok kendini? Çok hafif. Uçuyorum hafifim ama açım. Ben kilo verdim lan galiba. Öyle söyleyeyim yani. Bir de bir sakinlik. Hiçbir şey kızamam şimdi. Yap flu beni. Ne yapayım? Çek flu, çek beni. Kızma. Fırat. Ha? Anahtarı aldın mı? Kapını aldım. Mı? Hayır, ben aldım. Ben çıkmadan önce almış aşkım. Çok iyi oldu ya. Ya ayaklarım müthiş falan şey yok termal. Yani. Termal güzel bir şeymiş. Şöyle devam etmek istiyorum bak, şöyle. Ben de böyle gitmek istiyorum. Cancıklar falan umurumda değil artık. Her şey rahat. Demek ki yorgunmuşuz. Yavrum yorulmaz mıyız ya? Asıl sizin beliniz falan rahatlamış olması lazım. Benim her yerim rahatladı. Sokakta sucukçu arıyoruz. Sucuk döner. Döner sucuk mu? Sucuk döner. Gün gelir sucuk döner. Yiyeceğiz. İnşallah. Heyecanlıyız. Hıçkırık tuttu. Tutmadı. Ceyda sucukçu burası ya. Abi her yer sucukçu. İki çeyrek, üç yarım mı? Sen yarım mı yiyorsun? Yarım. Yarım. O yağ neyin yağı? Tereyağı. Anam. Çok tehlikeli bunlar ya. Ama bu nasıl yenir ya? Allah. Buradan fışkırmış oldum ben, çok fena oldum. Tereyağının da içinde pişmesi biraz şov tabii. Çok acayip. Allah, suratıma falan geliyor, çok iyi ya. Mükemmel, anladın mı? Oradan düşüyor benim suratıma geliyor ya. Tedavi olmayan egzaman yağlan olacak. Biraz da ben durayım mı? Benim de yüzüme vursun biraz. Hayır. Benim de egzaman var ya. Egzamanlar senin de var. Afyonumuzun sucuğunu bir ye bakalım. İnanılmaz hafif. Aç yavrum abi. Baharatı çok hafif. Aç çocuğum. Harika. Oyalan ne oluyor? Bakayım ben. Bir tam mı yesek acaba? Suyunu mu içtin sen onu? Eyvah.
artık hepimizde bir hıçkırık fobisi var. En kötü tehlikeli şey ne biliyor musun? Burası mesela gece sabahları açıksa afyonlar gece yarısı gelip bunu yer. Şimdi ben mesela fiyatını merak ettim. Burada hani böyle rahatlıkla herkes yiyebiliyor mu? Bu 60 TL. Evet. Çok iyi. İstanbul'a göre şimdi. Evet. Buraya göre bilmiyorum da İstanbul'a göre çok iyi. İstanbul'da bunu ne kadar yersin size söyleyeyim mi? 150 falan. Bunu böyle özel special yer yapar bir de. Bat bilmem ne ismini koymuştur. Anladın mı? İki baharat atar bilmediğim baharat. İçine Hollandaise sos koyar. Beni çıldırtıyor o Hollandaise sosu. Taktırma ha. Tamam, çok güzel yapıyorsunuz Hollandaise sosu ama her şeyin içine bık bık. Ben bunu bu arada tabakta yemeyi tercih ederim. Pilavla bile güzel olurdu. Ekmek de değil. Pilav üstü. Bu şekilde porsiyon ne diyorsun şimdi burada? Ama bunu niye şimdi söylüyorsun? Yarın bir uğrayalım, sucuk İskender deneyelim ya. Yarın kaç tane ne deneyeceğiz acaba ya? Ama güzeldir bak, sucuk İskender. Tereyağlı sos şeklinde. Tereyağı diyor ya. Sen bizi şuramızdan vurdun. Allah bir elinle ye. Çocuk nasıl çekecek? Pelin yemiş götürüyor. Yorum bile yapmadı. Beğendin mi Yunus? Ucuna denk gelmedim ben. Ben o yüzden istemedim şimdi marulla domates. Genelde köşede hep marul domates kalır. Burası şey, benim fotoğrafım şurada konulabilir yeri benim için. Kapat sen de ye yemeğini. Çabuk yetişmemiz lazım. Hafiflemiştim şimdi gene doldum, yine hafifleyelim kardeşim. Vallahi çok güzeldi. Her güzel şeyin sonu vardır. Bitti. Ben istemiyorum pek. Neyi? Masajı. Şu an bittim ben artık. Gayet iyi durumdayım. Utku ile ben girelim. Ha, siz de oturun Pelin'le kahve için orada. Ha, içeride takılırız biz. Utku ile beni şey yapsınlar, yoğursunlar beni. Ha. Brom'la. Bromens. Üzüm yedir bana. Ablalar şimdi taşı vuracaklar kafama kafama. Çok güzel. Biz seninle niye hiç böyle şeyler yapmıyoruz? Hep video için. Aşkım biz sadece çalışmaya kendimizi kurmuşuz bu hayatta. Başka değil. Bir kere çalışmadan gelelim şöyle. 3 gün bunu yapalım. 3 gün bunu yapsak deriz ki yemin ederim keşke video çekse. Derdik. Sıcak taş... Sıcak taşın yararı ne? Bittiysel de var bir tane. Hangisi ne işe yarıyor? Aynı şeyi sordum, olmaz. Evet. İngilizce sor. Tamam, Türkçe de biliyor be. Ha, tam olarak ne işe yarıyor? İkincisinin farkı ne? Aynı şeyi tekrar sordum. Bende fıtık var, hangisi iyi gelir? Tamam, bu kadar. Bak doğru soruyu sorduk. Bende de fıtık var ama. Aa, sen söyleyecektin onu başta. Taş buraya mı? Evet. Tabii. Taş buraya. Taş ben oluyorum. Taş gibi adım mı? Hadi bakalım. Ya Ceyda ya. O da oradan oturmuş. O kadar bak masaj sevmiyorum dedim, seviyormuşum. Ah! Oh, Allah! Fena. Ah ah! Ayak! Ah! Ah ben de... Çok acıyor. Ben de çok kötü kalıyorum. Oy! Çok acıyor. Acıyor mu? Evet. Yok! Çok acıyor. Nasıl acıyabilir ya? Vallahi çok acıyor. Bizi şeker biraz var o yüzden. Şeker mi? Kesinlikle şekerine baktır. Baktılar işte şu an. O kadar çok acıdı mı ya? Sen ne diyorsun ya? Yani çok keyif alıyorum ya. O ayağımın altındaki o nokta çok fena yaptı oğlum. Öteki dünyaya gittim, geldim. Aa, taş koyuldu bana. Taş mı koyuldu? Evet. Nasıl ya? Taş düştü. Taş düşürüyor Fırat. Bak ama boğazdaki masajdan sonra başka bir deneyim bu benim için. Ben sürekli bir masaj oluyorum bu kanalda, farkındasın. Aha Fırat gitti. Git bak bakayım yaşıyor mu? Abi. Eyvah. Sen nasıl buradan gıdıklanırsın oğlum? Abi aşırı komik geliyor bana şu an. Taş düştü. Oy çok acıyor. Yapmayalım. Çok acıyor Allah'ım. Şey oldu, taşlarım düştü şurada. Tamam. Ne oluyor gene ya? Utku. Fırat, iyi misin? Evet. Çok kötü tanıyorum. Sevabım girdik. Nedir şunları? İkisini yatırttık. Ben gittim galiba. Kendi sıramı verdiğim için. Ceyda, vefakar balığı. Ceyda sırasını veren balığı. Taşın gidiyor ha. Hatları kıvrımlı olduğu için taşlar kayıyor. Almasana taşı mı? Bunu da alırım bak. Bugün günlerden ne? Huzur. Fırat, hadi kalk. Hayat su gibidir Yunus. Yolunu her zaman bulur. Ama akışını değiştiremezsin. Sevgi kelebek gibidir. Bir o kadar güzel ve narin. Bir günlük ömrü de olur, kurutursan bir ömürde.
Aydınlandın Fırat. Ha? Hayat bir asansör gibidir. Bazen beklemediğin yerden gelir. Bazen de 3'e basmak gerekir eve gidebilmek için. 3. kat. Hepsedin. Aşk terliğe benzer. Ayağından fırlayacak gibidir. Ama doğru numarayı giyersen hiçbir sorun yaşamazsın. Şimdi uyandık. Bekliyoruz uyansınlar cancıklar diye. Uyandılar. Hazırız. Böyle aşırı rahatlamadan vücudum dayak yemiş gibi bir böyle bir şey var ama böyle. Şimdi kahvaltıya ineceğiz. Fırat Albayram huzur, huşu uykusundan uyanırız. Huşu Fırat Albayram. Günaydın. Günaydın. Ama gün ayımadı. Karanlık ay. Bizleri sadece kısa süreliğine terk etti. Bozulmuş bu. Fırat Aydınlık Bayram. Hep gül çocuk. Beğendin mi tahtımı? Güzelmiş. Bu ne köpek? Ama tahtımın önemi yok. Önemli olan oturan. Telefonuyla da kendine götüne ışık yapmış, aydınlanmış şeyi çiziyor burada. Dostlarla kahvaltıdayız. Ceyda, o kadın bana çok acayip şeyler yaptı. Ben değiştim. Sen çok farklı bir insan oldun. Saçların yakıştı ama niye böyle oldu saçlar? Ay yumuş oldu bu ya. Anime. Gerçekten bu arada yumuşacık. Anime karakteri gibi. Anime sen. Bugün sizlere yöresel bir kahvaltı hazırlamış otelimiz. Sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Teşekkür ederiz. Bu yöreselmiş. Yöresel. Ne olduğunu sormuyorsun. Ne olduğunu bir önemi yok. Nasıl yok? Yiyeceksin ya. İsimlerin hiçbir önemi yok. Önemli olan midenle ona verdiğin değer. Doğru yolu buldun sonunda. Arada bir gidip geliyor bir şey oluyor. Yine mikrofonum ya. Talk show'da da böyleydin. Sus. Sağır oldu çocuk. Ya. Çocuk sağır oldu orada. Aa pardon. Ortalığı yıkar. Ağırmayalım olur mu? Aa. Patates ekmek mi? Patatesli. Afyon ekmeğin özelliği patatesli ekmek değil mi? Her yerde olan hani gördüğünüz. Ha. Bana öpücük atanlara ekmek vereceğim. Herkes razıymış dün öpücük attı. İnşallah yolunuz bu taraflara düşerse. Burada her yerde sucuk var bu arada. Yani öyle özel bir yere gitmeniz yok. Hepsi çok güzel. Gerçekten belli bir kalitede. Şu hamurun arkasından tertemiz ruhum da gözüküyor. Yok gerçekten börek de iyilenmiş. Güzelmiş gerçekten abi. Keşke kaymakla yenebiliyormuş. Kaymakla tercih etmezdim. Et belki daha doğrudur. Ben kimim ki? Buradan sonra bir sürprizim var benim size. Aa. Sen biliyor musun? Sürprizini biliyor musun? Umursamıyorum. Ben sizi sucuk gömmeye yapmaya götüreceğim. Onu aklınız çıkacak. Sucuk gömeceğiz beraber. Hadi bakayım. Bu video relaxing video. Belli. Bir sonraki video uçacağız. Sonraki video ne Ceyda? Söylemeyeyim. Biliyorsun zaten. Biliyorum. Evet Ankara'ya gideceğiz. Değil mi? Okey hadi kahvaltı yap Yunus sen de. Hadi Yunus ya evet. Sürprizini de açılırız. Sürpriz! En çok atan bugün kazanır. Hiç atamayan ne olacak? O da kazanır. 3, 2, çok severim ben böyle oyunları. Bu sizin için. Basket. 5 saniye. Hayır. Son. 15'te 15 yaptım. Sürpriz bu muydu? Evet nasıl şimdi herkes oynayacak. Sen gel şurada bir yumruk at. Tamam. Nasıl vururusun değil mi? Ben şiddete karşıyım arkadaşlar. Yani sıfır yaptın ya. Çekil. Önemli olan puan değil. Eğer istiyorsan gerçekten vurabilirim. Ya istiyorum, çok istiyorum. Pekala. Gerektiğinde şiddeti sadece bulanlarda kullanırım. Eline dikkat et yalnız. Ah! Ah güneş. Arkadaşlar otelden çıktık. Dedik biraz da afyonumuzda dolanalım. Sucuk yiyelim. Değişik şeyler yiyelim. Var ya ben bir daha gelirim. Kaplıca bağımlısı olmuş olabilirim. Kesinlikle katılıyorum. Hayatımda bu kadar önemli yer kaplıcağını hiç düşünmemiştim. Kesinlikle. Kafam vuruyor. Bundan sonra yılda 2 kere gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten ama ilk girdiğinizde böyle bir aşırı sıcak var ve böyle insan girmek istemiyor. Ya da şöyle diyorsun. Ne var la bu suda? Heh.
Ben öyle dedim ya. Hani bu kaplıca gibi değil dedim. Ben biraz kaplıca girmiştim. Şey yapıyor, öyle bir duygu veriyor. Sonra ama çıktıktan bir yarım saat sonra anam. Ablalar çok başarılıydı gerçekten. Çok. Bayağı yani, ilerdi yani. Çok kuvvetli. Her yerim acıyor zaten. Beni dövdü. Asyalılar beni dövdü arkadaşlar. Yani gece fırtınası nasıl bir terlemekse yatağı değiştirdik. Yatağı ama bayağı. Ben vücudumdaki bütün suyu değiştirdim. Yastık yorganı yatağı değiştirdi. Mahrioğlu konağı kafe restoran. Mihrioğlu. Mihrioğlu yazıyor da Mahripoğlu diye okunan. Kendi kendine isimler sıkış buluyor. Sıkış ya, resmen isim sıkıyorsun ya. Sürekli ama Benim aradığım konak bunlardan hiçbiri değildir. Aa, rengarenk buralar. Ya kolay gelsin. Bir tane müze olması lazım burada. Orayı bulamadık ya. Ne tür bir müze? Kültür sanat evi. Camiyi geçeceksiniz. Meydan var. Tamam. 200-300 metre sonra köşede tekrar bir cami gelecek abi. Tamam. Kırık kırık dubalar var. Tamam. Sağa dönün, tam karşınızda çıkacak. Ortada taştan dubalar gelecek. Şöyle şöyle. Evet. O dubaların bitiminden sağa dönün. Oradan tamam. Tam karşınızda. Tamamdır. Eyvallah. Teşekkürler. Şuradan sağa vuruyorum kendimi sola. Allah Allah. Sağa diyor, sola dönüyor falan. Gerçekten yani. Ama yok yok. Göreceğim yer yok. Muzazul belli olmuyor. Buldum. Tamam, orası. Gastronomi müzesi diyor. Ne? Ne? Bak, nerede? Tam karşısı. He, olsun. Oraya gel. Abone araçlara aittir diyor. Sokturmuyor. Belediyeye mi abone olmamız gerekiyor? Kanalına abone olalım, yok mu? Girelim. Aboneyiz. Tamam. Buraya koyayım. Burası açık mı burası bir kere ya? Burası, şimdi onu diyecektim. Burası açık mı? Bak gel bakayım. Salı günleri tatil olabilir çünkü. Alakası. Bak gel. Arabayı da şuraya bırakabilir miyiz de? Niye ben yapıyorum bu işi şu an? Sempatiksin. Sempatiksin. Ay siz çok tatlısınız. Sizin için açalım bugün diyecekler. Hayır, arabayı bıraktırır belki. Bırakın tabii ya der. Ne yapıyorsun yavrum? Yukarı yukarı. Yukarı yukarı çık. Kapalı. Kültür sanatsız kaldım ya. Tadilat neneyle kapalı. Benim çek yaptım gelmişken. Hayat bizi buraya getirdi. Ormana girmeye karar verdik. Bu arada burada eskiden arkeoloji müzesi varmış. Onu kapatmışlar. O olsaydı o güzel olurdu. Aşağısı Afyon. Çok soğuk burası. Çok fazla kalmayız zaten. Şöyle bir Afyon'umuzu gösterelim istedik. Afyon'umuzu. Ama yani çok karmaşık yani. Çok dağınık değil mi? Mesela Afyon şurası mı, şurası mı? Yoksa her yer Afyon mu? Yunus sen çek, ben dondum. Aa, değirmen. Bakalım değirmenin suyu nereden geliyor, şimdi öğreneceğiz. Sucuk değirmeni. Ay, beni bir değirmende çek ya. Kapanın. Kırmıyorsun ya. Yukarı çıkıyoruz Yunus. Değirmen onu öğürürken, değirmenci de ruhunu öğürürmüş. Öğürmek derken gibi bir şey mi? Ruhun henüz yeterince temizlenmedi. Bir öğürtü geliyor şu an bana. Fırat, ben seni tanıyorsam sen burayı da çıkarsın. Çıkacaktım ama kapatmışlar. Aşağıdan kendimi bir çek yapacağım. Yeni bir taze yaptım. Kendimi bir çek. Oha, aydınlanma iniyor şu an. İniyor. Güncellenme geldi sana. Masör Asyalı bir hanımefendi. Kendisinin şifalı elleriyle bu noktaya geldim. Herkese nasip olsun diyorum. Daha ziyade ruhunu çalmış gibi duruyor. Bir ruhu çalınmış, bir altına edilmiş. Daha bir öyle bir vibe aldım ben. Ben de aldım. Ceyda. Ay, böyle dalga geçirir mi? Gördünüz mü? Başıma geldi. Önüne bak. Sen çok dikkatliyin Yunus. Tövbe. Ah. Estağfurullah. Ay, şurada kendimi nasıl çektirebilirim ya sana? Beni bir kendimle çek. Değirmenimden çekin. Görüyorsun ya Yunus. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Sen ol. Önce içini çek. Gel gel ya gel. Gel gelin ya. Yanındakiler meraklıysa meraklarına yenik düşmelerine izin ver. Başına ne gelirse meraktan gelecek. Kendi görsün. Hoş geldiniz hepiniz. Aydınlanma dans gösterimi hoş geldiniz. Bu dansı
Uzak Doğu'daki taşlardan esinlenerek yaptım. Sıcak taşlar. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Orası acıyor. Yapma. Orası acıyor. Yapma. Orası acıyor diyordu. Yapma. Taşım düştü. Taşım düştü. Teşekkür ederim. Bu dansımın hikayesi çok derin. Önemli bir akşamı hatırlatıyor bana. Umarım sizlere de yansıtabilmişimdir. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bravo. Umarım beğendiniz performansımı. Şu hareket çok iyiydi. Ya senin böyle madem şeylerin vardı, Üner. Kabiliyetlerin. Yoktu. Nasıl? Şimdi yeni oldu. Ha. Tabii. Masaj işte yaptı bana onu. Bu ne kadar devam eder? Etkisi. Vallahi bilmiyorum. Tekrar bir seans daha görüşeceğim galiba. Ha. Bir seans daha Afyon'a geleceğim. Konya'dan araba kullanıp bu masaj için. Acıktınız tabii. Acıktık. Sanat acıktırır. Tatlı, acıkma. Niye? Sanat karın doyurmaz. Sanat acıktırır. Güzel espriydi. Güzeldi evet. Değildi ki. Derin bir göndermeydi. O yüzden nereye gidiyoruz? Tatlı. Sucuk gömmeye gidiyoruz. Of acıktım da ha. Beni heyecanlandıran şey bu. Çünkü sucuğun en güzel hali diyorlar. Bunu evde de yapamazsın. Sucuğun en güzel hali mi? Közün içerisine sucuğu folyoya sarıp gömüyorlar. Közün içine. Üf. Dışı çıtır, içi sulu oluyor. Burası. Kilit sucuk. Bize sucuk kitleyeceklerdi, kapatmışlar. Başka yer bulurum ben. Şaka yapıyorsun ya. Aynen. Adamı aradım dedim ki abi dedim şaka yapalım. Ya bir dakika. Sen dükkanı kapat. Müşterileri... Alo. İkram Usta bir saniye. Müşterileri çıkar. Alo Usta İkram. Müşteri çıkar. Aynen. İkram Usta müşterileri çıkar. Kapıya kilit vur. Işıkları da kapat şaka yapacağız. Abi sorgulama. Bir de gaz dağıtsın tamam. Aynen abi. Sorgulama. Abi çok komik olacak İkram Ustam. Ali mi isminiz? Tamam abi. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Ama sen internetten yapıyorum. Bakıyorsun bunlara. Kapalı yazardı. Yazmamış. Ne bir yapacağız? Tane daha şubesi var. Oraya gideceğiz. Ha tamam ödesene. Alo İkram Usta. Biz öteki şubeye geliyoruz. Tamam aç sen abi dükkanı. Şaka bitti. Yaptım abi. Yediler abi. Evet abi sağ ol abi. Sucuk gömmeyi her yerde yerler. Şakayı başka türlü yiyemezler dedim. Evet İkram Usta. İlla uzatacak. Zaten acıkmışım buraya kadar gelmişiz. Allah'tan her yer 10 dakika. Bir de tam yiyeceğiz diye bir o hissiyatla geldim. Şuralarım böyle kasıldı. Muhtemelen 2 gündür kapalı. Nereye anladık? 2 tane gazete var. İçeride tabaklar duruyor masalarda. Doğru. Belki de koşarak çıktı. Ya da akşamları mı açıyor acaba? İnşallah yapıyordur Ceyda. Yapmıyorsa ne yapacağız? Soracağım. Dur bakayım. Burada da közde sorun varmış. O yüzden yapamıyorlar. Geçen gün yangın çıkmış mutfaklarında. Bize denk geldi. Izgara da yapabiliriz dediler. Bizim bulmamız lazım bunu. Benim acil ben gömmeden gidersem. Geçmiş zaten olsun. Hamsili pilav yiyemedim. Bana inat yapıyor olabilir bunların hepsini. Şimdi arkadaşlar dedi ki İkbal'dekilerde yapan varmış ama nerede isim cisim yok dedi. Biz de görüyoruz internette ama görmüyoruz burada yapanı dedi. Normalde çünkü ben araştırdım olay şöyle. Köyde gençler gecenin bir vakti mesela acıktılar. Soba yanıyor ya sobanın közünün içine atarmış öyle yaparlarmış. Ben şu an üzgünüm ama yani. Köydeki gençleri bulalım. Ben de şu an üzgünüm. Nasıl yapacağız bu işi? Mutsuzum ben bulacağım yani. Bunu size ya dur ya. Ben size bunu çözeceğim. Neye göre buluyor bu? Kokuya göre mi buluyor? Hayırdır? Gitmiş ya sokak sokak. Bekleyin geliyor. Ben sorup geliyorum. Bir dakika. Bu da kapalı. Kapalı çıktı. Bak sonunda gideceğiz döneceğiz İstanbul'a. Gömme mömme yalan olacak. Sucuk sarayı. Hoş bulduk. Ya biz gömme sucuk arıyoruz ama hiçbir yerde bulamıyoruz. Tadına bakmak isterseniz ben keser doğrarım ama gösteririm size. Gömemem ama. Peki gömmek lazım. Gömemiyorsan olmaz bana gömmek lazım. Tamam o zaman kasabaya gidin diyorsun. Gelmişken sucuğumuzu alalım bari geç. Yerken dikkat et parmakları yersin. Yerken dikkat edin parmağınızı yemişsin. Vaktiniz varsa ben doğrayayım size. Deneyin bakın işte daha önce bundan daha iyi hizmet ben görmedim evet, yani. Şu bakayım. Bakamayacağız. Ama şunu da unutmayın. Tamam unutmuyoruz. Kasapta sucuk yiyeceğiz. Daha güzel. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Şu an kasapta sucuk yiyeceğiz. Ustam evet anlat bize nasıl sucuk nasıl yapılır. Evet ustam. Gerçekten Afyon'da öğreniyoruz. Sucuk abi yağda pişmez. Tavaya biraz su yapacağız abi. Sonra bu böyle hafif buharlaşınca. Sucuk koyduk sucuk sular. Aynen. Minik sular. Aynen. Sucuklar. Kesinlikle öyle abi. Fena değil. Fikir güzel. Evet. Fikir çok güzel. Daha sonra sucuk zaten yağlıdır abi. Tamam. Tamam. Bunu böyle attığımız zaman abi zaten o suyla beraber bu pişecek. Şimdi biz bunu içindeki hayvansal yağ. Biz bunu bitkisel yağda pişirirsek içindeki pH derecesinden dolayı sucukta tat değişimi olabilir. O zaman tereyağıyla yapsam? O da aynı mantık. O hayvan yağı. Tamam işte abi. Tereyağı masrafı yapmak istemiyorsan tamam, suyla güzel, yap. Tamam güzel. Çevirdik. Evet tamam. Bu mantıklı evet. Ekmek var mı? Ekmek yok.
Baharat yok sizde öyle çok. Abi şimdi biz baharatı çok atmıyoruz. Şimdi sucuğun müşterisi gençler değil. 40 yaş ve üstü. Şimdi 40 yaş ve üstünde abi mide yanması, reflü hepsi olur. Biz de ne yapıyoruz? Pazar için hem baharatı azaltıyoruz. Bir de zaten baharat etin gerçek tadını çıkartır, az baharat. Mesela bu sucuğun içinde dananın haricinde %10, %20 oranında da manda eti vardır. Ha. Tabii canım, oranını bulsun da aroması olsun diye. Adam doğru söylüyor. Ben 40 değilim ama reflü her şey var. O dediği sayede her şey var mı abi? Reflü de var. Tamam abi. Bunu da o yaşamazsın. Tamam, 40. Yaşamıyorum. Bak, doğru. Gece 12'de bunu ye. Evet. Tamam. Yat. Bir de yumuşak bir sucuk, değişik. Tabii. Güzel zaten ya. Zaten abi sucuk çok pişmez. Tabii. Çok ilginç olmadı mı? Ben sucuk gömme arıyordum. Bir anda kasapta sucuk yapmaya başladım. Niye her sürekli çevirdin? Bozdun adamı. Hayır, hiçbir şey yapamadım. Şunun köşesini al da. Dur şimdi, burası yeni pişiyor. Şu köşesini pişiyor. Ya vallahi. Abla 500 kilo alacağım. Çok güzel sucuklar, çok. Vallahi güzel. Ne oluyor lan? Beni buraya asın. Buraya asın. Oldu mu? Oldu. Gömme olmadı ama bu oldu en azından. Dur, adam bizi rahatsız edeceği de. Dayanamadı yalnız, gözü döndü. Bekle. Hayır, yemiyorsun. Buradan gönderiyor musunuz böyle? Türkiye'nin her yeri. Ama bak, Kayseri'de şunu öğrendim ben. Mesela Kayseri'nin yediğiyle bizim oradakilerin aynı marka olsa bile değişiyormuş tadı. Onu bilemem. Markete gittiği için. Ben şimdi seni arasam bana buradakinin aynısını göndereceğim de abi, söz ver. Göndermezsen Instagram'dan yayınlarım. Bunu alışveriş. Yapmam öyle şey. Sen hiç merak et. Tamam, beğenirsem çünkü söyleyeceğim. Ha, toptan verdiğiniz yer var mı? Var. Mesela otellere veriyoruz. Ha, öyle yani. Hepsinden alıyor mesela. Biz oradaydık zaten. NG'deydik. NG tamam. Ha, aynı mı? Güzeldi, çok güzeldi. Çok güzeldi. Evet. O aynısı. Hayda. Yedik senin sucuğu biz ya. İnanmıyorum şu an. Sabah yediğimiz sucuğu yapıyoruz ya şu an. Ya gerçekten inanmıyorum şu an. Çok garip bir şey bu. Geçen de Enis abi geldi, Arıkan. He. Orada kalıyormuş. He, ona bir söylemişler. Ona da söylemişler. Enis abi, gördün mü? Aynı sucuğu seviyoruz şimdi. Bu bilgiyi şimdi ne yaparsak yapalım. O zaman Enis'i talk show'a çağıralım. Sen ona sucuk ver. Enis talk show'a gelirsen beraber biz de almış olacağız. Sucuk da yeriz. Sucuk kardeşliği. Aynen. Ortak noktamız. Aa, aynı gün doğum günümüz onunla. Öyle mi? Daha ne olsun. Bir tane daha ortak özelliğimiz var. Onu ben sana sonra söyleyeceğim. Baş başa. Çok ilginç bir hikaye. Senin haberin yok belki. Benim var. Bir şey söyleyeyim mi? Ekmeğin arasına bunu koyarım içine. Evet. Mayonez koyarım. Valla bir şey söyleyeyim. Ekmek alıp gelebiliriz. Gerçekten. Yok yok. Normalde yeriz. Evde yapacağım. Yiyoruz zaten. Çok güzel. Enes sağlık. Sucuk patlaması yaşıyoruz, evet. Tüm sülaleye sucuk aldık gene. Çok güzel bir de lokumcu önerdi kardeşim. Evet, şimdi sağ olsun. Lokuma gidiyoruz. Abi bak, iyi esnaf. İçeriye gömme sucuk sormaya girdim. Sucuğu gömdük. Harbiden ha, gömdük. Şuraya bak. Nerede kaldı bunlar? Arkamızdalar gene. Gene bir yerlere takıldılar. Lokumcu da buluşak. Ah, hoş bulduk. Abi bu mükemmel bir şeydir. Ki yerinde yemedim. Ben bunu yedim. Süt dokumu da nerede? 100 tane yerim şu an. Çikolatalı da varmış. Beğendin galiba, surat ifadenden belli. Değil mi? Oğlum çok iyi. Bir de yedikçe yiyebilirsin, baymıyor. Kaymak gibi akıyor. Zaten kaymak akıyor yani. Ben direkt kaymak. Ben bundan da alırım. Sucuk ikinci plana düştü bende. Gözlüğümü çıkarayım ki gerçekten göz göze bunu söylemek istiyorum. Müthiş. Kaymak lokum ne iş? Sultan lokum mu diyorlar? Kesinlikle müthiş. Bunu denemelisin. Ya evet. Hadi gidelim. Ne oldu? Ay! Ayağım kaydı. Ne oldu lan? Daha çok yemek istiyorum. Evet, ben aldım. Aa, aldık zaten, yiyeceğiz. Yunus, o neydi ya? Biz bir kanal mı açsak? Ne yapsak biz? Bilmiyorum ki. Bir kaymak kanalı mı açsak? Kaymak lokum mu deniyor ismine? Sultan lokum, kaymak lokum, sade lokum. Hiç fark etmez. Bunun adına ne dersen de. Bak, kempürçek deyin. Gene bu kadar güzel ben olur. Ben yerim. Ama biliyorsunuz ben tatlıcıyım zaten. Bunun tatlılıkla alakası yok. Sus şimdi, sus. Tatlıcı da olduğum için ekstra. Yarımı yolda yiyelim diye aldım. O kadar beğendim ya, öyle diyeyim. Hadi be, yola mı aldın? Sen yolluk aldın onu. Evet. Tabii canım, uley be. Konya'ya kadar 350 kilometre kaymak yiyeceğiz. Buradan uçuyor olsaydık kimse garipsemezdi. Ama Konya'dan... Biraz... 62 kilo sucukla uçacağım. Şöyle olur mu? Eğer koktu falan derlerse çıkartıp lokum ya da sucuk bölerim herkese. Tık tık. Kokmuştur, buyurun. Deyip kanka alıyor. Lütfen, lütfen diye. Sakinliğimi kaybettim az önce, unutmuşum. Sucukla şey beni gene hayvanlaştırdı. Yemekler. Hadi bakalım. Bakın, dişinde sucuk var mı? Senin dişinde sucuk varsa sen kıymetli bir insansın. İçim dişim sucuk. Bu bir afyon deyimidir. Yine 35 saat video çekildi mi peki? Neyse Utku, şimdi sana bu videoyu veririz. Sen bu videoya girişirsin. Sonra ararız Utku'yu arkadaşlar. Ya. Utku, video nasıl olmuş? Ya henüz o gözle izlemedim ama pek bir şey yok ki abi. Hep sucuktan bahsetmişsiniz. Abi nasıl, kaymak vardı? Ha, bir de sonunda o var. E tamam da abi, ben mesela işte masaja girdim, aydınlandım falan. Aynen, oraları güzel de işte. Ya, bakacağım ben, toparlarım, merak etme. Sonra bir daha arıyor Ceyda. Diyor ki Utku, video nasıl ya, bir şey söylesene. 5 kere döndüm abi. Bu arada Yunus da karanlık çekmiş ama kurtaracağım. Karanlık çekiyor bazen. Yok, egzamam gözüküyor. Yok, suratıma renk yap. Ceyda şaka yapmamış, ona biraz üzüldüm.
Onlar da var videolar. Üzülmek değil de ne bileyim bir arıyor insan orada bazen. Tabii. Abi videoda şaka yok. Yok abi ne yapayım? Bir de şeyi var bazen hevesimi kursağında bırakması var. Şimdi şöyle anlık bir olay olmuş çok komik. Nasıldı videonun başı çok komik değil miydi? Sese girdiyseniz komik olurdu. Neyse arkadaşlar otele gidelim biraz dinlenin edin falan filan. Ondan sonra yolculuk. Sonra yolumuz uzun. Evet. Hadi bakalım. Video bitebilir ama eğlence hiçbir zaman bitmez. Başka videolar da var. Yenileri gelecek, eskileri izlenecek. Eskisini izlemeyen yenisini bulamazmış. Oba! Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video görüşürüz. Taşım düştü.